akşamlar. Takvimler Temmuz ayının 4'ünü gösteriyor. Ben Dilara Aktaş. Ana haber bülteninden sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Koronavirüsle başlıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgını ile ilgili güncel verileri açıkladı. 3 Temmuz Cuma gününün koronavirüs tablosuna göre 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5186 oldu. Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır. Virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı. 19 kişi koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 5186 oldu. Toplam 52.141 test yapılırken 1172 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 203.456'ya yükseldi. Maske ve mesafe kuralı konusunda da yanlış kanılar bulunmaktadır. Bu kurallar hem kendimizi hem karşımızdakini riskten korumamıza yarar. Virüsü eğer belirtisiz bir şekilde taşıyorsak bunu bilemeyiz. Kurallara uymadığımız için bize bulaşan virüsü haberimiz olmadan biz de başkalarına bulaştırırız. Özellikle büyüklerimizi tehlikeye atmış oluruz. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 3.535.818'e ulaştığı ifade edildi. İyileşen 1313 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 178.278'e yükseldi. Güncel verilerin yer aldığı tabloda entübe edilen hasta sayısının 374, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 1082 olduğu belirtildi. Ağır sonuçlara yol açması mümkün bir virüsün yayılma kaynağı olmayı göze almak sorumluluk duygusuyla bağdaşmaz. Sosyal hayat içinde maske kullanmak, ben karşımdaki insana ve bu hastalıkla mücadele eden topluma saygılıyım demektir. Mesafe kuralına uygun davranmak, hastalığı geriletmek için sorumluluk alıyorum demektir. Sosyal medya hesabından salgınla ilgili son durumu paylaşan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı. 24 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısı 1172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı, vakaların azalması zaman alıyor. Son bir haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son bir haftada tanık olanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'den fazlası bu yaş grubundan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası sulaması 1., 2. ve 3. kısım sulamaları hizmete alma törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak tarım ve gıdada kendi kendine yeterli olmanın üstünlüğünü gördük ifadelerine yer verdi. Açılışını yaptığımız Konya Ovası 1., 2., 3. kısım sulamalarının ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya Ovası sulaması 1., 2. ve 3. kısım sulamaları hizmete alma törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız ifadelerini kullandı. Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz. Enerjiyle birlikte bu bölgedeki üretimin ülkemize yıllık toplam katkısı 21 milyar lirayı bulacaktır. Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan salgın döneminde sağlıkla gıda ve tarım sektörünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek Türkiye olarak her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık dedi. Dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgın döneminde iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri sağlık, diğeri gıda ve tarımdır. Hamdolsun Türkiye olarak her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı sıkıntıları güçlü sağlık
ve tarım altyapımız sayesinde kolayca göğüslemeyi başardık. Bununla kalmadık. Elimizdeki imkanları pek çok dost ve kardeş ülkeyle de paylaştık. Tarım üretiminde ve gıda alanında kendi kendine yeterli olmanın tartışılmaz üstünlüğü salgın döneminde görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu. Buna göre eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos 4 Eylül 2020 tarihinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Yani bu kadar değil, yani bu kadar olmaz mı? Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelge ile duyurdu. Okullar 31 Ağustos'ta açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos 4 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak. 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek. Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımlarıyla öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Gülyalı ilçesi Turnasuyu mahallesinde 300 metre bir yol. İddialara göre bu yolda yağmur yağdığında çamur, güneş açtığında toz dumana karışıyor ortalık. Mahalle sakinleri Ordu Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'ya birçok kez şikayette bulunmuş ancak yine iddialarına göre bu sorunun çözüme kavuşturulmadığını söylüyorlar. Burası Ordu ili Gülyalı ilçesi Turnasuyu mahallesi. Erol Mertoğlu, Gülyalı ilçesi Turnasuyu mahallesi sakinlerinden. Ancak bu kez pek sakin kalamadı. Çünkü iddiasına göre Ordu Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'ya birçok kez şikayette bulunmasına rağmen yol sorunu bir türlü çözüme kavuşturulmuyor. Buraya Ordu Büyükşehir Belediyesi bakıyor. Bu ara yollara Gülyalı Belediyesi bakıyor. Bir önceki dönem belediye başkanı Talip Şen bu mahallenin kaldırımlarını, taşlarını yaptı. Ziya Gökalp Caddesi 3 belediye başkanı görmüş. Yalnızca bir önceki Gülyalı Belediye Başkanı kaldırım hizmeti sunmuş, ardından devamı gelmemiş. Mertoğlu hizmetin yarım kalmasına da, sorunların geçiştirilmesine de sitem ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi 3 tane belediye başkanı değişti. Buraya asfalt dökmüyor. Bunu kaç defa Beyaz Masa'ya götürdüm, yazdırdım. Şu gün olur, bugün olur. Devamlı ekiyorlar. 300 metre bir yol. Vatandaşın iddiasına göre yağmur yağdığında çamur, güneş açtığında toz duman. Bu duruma acil çözüm istiyorlar. Buralar kışın çamur çorak oluyor. Burası mahalle. Şurada 200 metre yol var. Bu yolu dökmüyor, asfalt dökmüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden müzdarifim bu konuda. Daha kaç tane belediye başkanı değişecek? Ne zaman dökülecek buranın asfalt? Kumru ilçesi Ortaca Mahallesi mezarlık yanında direğe çarparak kaza yapan araç alev aldı. Ordu'nun Kumru ilçesi Ortaca Mahallesi mezarlık yanında direğe çarparak kaza yapan araç tüpünün patlaması sonucu alev aldı ve yanmaya başladı. Olay yerine 112 ambulans ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken araçta yaralıların olduğu ve hastaneye sevk edildiği bilgisi alındı. Son dönemde yükselen sıcaklıklarla beraber kene vakaları artış gösterdi. Özellikle tarım faaliyetleri yürütenler en riskli grupta yer alıyor. Öyle ki kene zıplamaz, uçmaz, yürüme yoluyla insan vücuduna tırmanır. Bu anlamda alınacak birkaç basit tedbir hayatınızı kurtarabilir. İşte o tedbirler. Yaz mevsimiyle birlikte kene vakalarımızda da artış görüyoruz. Son dönemde yükselen sıcaklarla beraber kene vakaları artış gösterdi. Özellikle tarım faaliyetleri yürütenler en riskli grupta yer alıyor. Ancak her kene vakası Kırım-Kongo kanamalı ateşine neden olmuyor. Her kene vakası Kırım-Kongo kanamalı ateşine neden olur mu? Hayır, olmaz. Fakat bu hastalığın bir virüsü var. Ve bu viral yolla bulaşan bir hastalık ve bu virüs eğer ki bu kenenin vücudunda var ise bu durumda risk altında oluyoruz ve bu hastalıkla karşılaşabiliriz. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın anlatıyor. Kene zıplamaz, uçmaz, yürüme yoluyla insan vücuduna çıkar. Bu anlamda alınacak birkaç basit tedbir hayatınızı kurtarabilir. Çünkü insanlar bu zamanlarda tarlalara, bahçelere ve kırsal kesimlere yani genel bir tabir kullanacak olursak kene açısından riskli alanlara gidiyorlar. Ve buralarda kene kişileri ısırıyor. Şimdi kene uçmaz, kene zıplamaz. Kene yürüyerek hareket eden bir canlıdır. Ve zeminden veya işte başka bir şekilde eğer vücudunuza düştüyse veya vücudunuza tırmandıysa çıplak bir alan bulduğunda buradan ısırıyor. Şimdi bu tür durumlarda ne yapmalıyız? Bir kere öncelikle nereden girebilir? Paçalarımızdan girebilir. Burada paçalarımızı eğer böyle bir bölgeye gittiysek çoraplarımızın içerisine koyabiliriz. Bu engelleyecektir ve bunun dışında kapalı giysiler giyersek kenenin vücudumuza temas etmesini mümkün mertebe engelleyebiliriz. Peki kene ısırmasıyla karşılaşılması halinde ne yapılmalı? Başkan Aydın aman dikkat diyor. Sakın çıplak elle çıkarmayın. En kısa sürede nasıl çıkartabilirsek keneyi o kadar avantajına kişinin. Yani bir ama çıplak elle dokunmadan kesinlikle yani bir bez parçasıyla, bir peçeteyle, bir naylonla keneyi bulunduğu yerden en kısa sürede çıkartmalıyız. Fakat işte kolonya dökmek, sigara basmak gibi uygulamalar, işlemler kene üzerinde daha farklı etkilere neden olacağından vücut içeriğinin, kenenin vücut içeriğinin kendi vücudumuza akmasına neden olabilir. Bu da tabii ki virüsün daha kolay bize geçmesine neden olur. Halsizlik, ishal, kusma ve bölgesel ağrı gibi belirtilerin oluşması halinde en yakın sağlık kurumuna başvurulması büyük önem arz ediyor. Bu tür semptomlar bizim için alarm semptomlardır. Bunlarla karşılaşabiliriz. Bu tür durumlarda en yakın sağlık merkezine başvurmalarını istiyoruz kişilerimizin. Ki özellikle bizim Kelkit Vadisi Türkiye için risklidir. Bizim de biliyorsunuz il olarak Mesudiye olsun, Ayba olsun, Korgan olsun, Kumru olsun o havzaya Kelkit Vadisi'ne yakın ilçelerimiz özellikle bu yörelerimizde çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle buradaki vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmaları gerekir. Ticaret borsalarında Ağustos 2019-Mayıs 2020 döneminde 690 bin tonun üzerinde fındığın işlem gördüğü bildirildi. Öte yandan fındık fiyatı bugün serbest piyasada Ordu için 21 ila 24 TL arası, TMO'da ise 16,5 ila 17 TL arasında seyrediyor. Ticaret borsalarında Ağustos 2019-Mayıs 2020 döneminde 690 bin tonun üzerinde fındığın işlem görüldüğü bildirildi. Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında 9 aylık dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre söz konusu dönemde borsalarda toplam 690.946 ton fındık işlem gördü. En fazla işlem 141.328 tonla Sakarya'da gerçekleştirilirken bu kente 130.235 tonla Ordu, 103.761 tonla Düzce Bolu, 102.552 tonla da Giresun Ticaret Borsası izledi.
Öte yandan fındık fiyatı bugün serbest piyasada Ordu için 21 ila 24 TL arası, TMO'da ise 16,5 ila 17 TL arasında seyrediyor. Yeni normale geçiş süreci kapsamında sezon açılışıyla birlikte 15 Haziran'dan bu yana hizmet vermeye başlayan Perşembe Kadınlar Plajı'nda vatandaşların sorunsuz bir deniz sezonu geçirmesi için bir dizi tedbirler alındı. Yeni normale geçiş süreci kapsamında sezon açılışıyla birlikte 15 Haziran'dan bu yana hizmet vermeye başlayan Perşembe Kadınlar Plajı'nda vatandaşların sorunsuz bir şekilde deniz sezonu geçirmesi için bir dizi tedbir alındı. Yürüyüş yolları, soyunma kabini, tuvalet, ilk yardım, su kazalarını engelleme hizmeti, güvenlik hizmeti, güvenlik bandı, çocuk bakım odası, mescit ve büfe hizmeti sunan Kadınlar Plajı, sıradan bir kumsal olmanın ötesinde insanların uzun süre vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet veriyor. İşletmesi Orbel Anonim Şirketi'ne ait olan Kadınlar Plajı, sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi. Personelin maskesiz çalışmadığı ve içeriye maskesiz girmenin yasak olduğu plajda sosyal mesafe kurallarına uygun olması adına şezlonglar 1,5 metre mesafe kuralına göre yerleştirildi. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Kadınlar Plajı'nda vatandaşların her türlü aktivitelerini gönül rahatlığı ile yerine getirebilmeleri için de Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince plajda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Oturma bankları, şezlonglar, çocuk oyun alanları, can kurtaran kulesi gibi başlıca alanlar dezenfekte edildi. Pandemi nedeniyle bu yıl alınan tedbirler kapsamında Kadınlar Plajı 10:30-17:30 saatleri arasında hizmet veriyor. Giriş ücretinin kişi başı 3 Türk lirası olduğu plajdan 0-10 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak faydalanırken aileleriyle birlikte gelen 0-7 yaş arasındaki erkek çocukları da plajlara giriş yapabiliyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Hanyalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan beton yol, Yunus Emre Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan emisyonlu asfalt ve Şehit Cemal Mutlu İlkokulu bahçesinde yapılan beton zemin çalışmalarını yerinde inceledi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hüseyin Tavlı, emaneti devraldıklarından bu yana hizmet aşkıyla gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Hanyanı Mahallesi'nde 850 metre beton yol çalışması yapıldığını söyledi. Başkan Tavlı, Yunus Emre Mahallesi'nin bir sorununun daha çözüldüğünü belirtti. Büyükşehir Belediye'mizle ortak yürüttüğümüz çalışmayla mahallelerimizin yıllara sarih bir sorununu daha çözdük. Büyükşehir Belediye'mizle el ele vererek hayvan pazarımızın yolunu emisyonlu asfaltla kavuşturduk ifadelerini kullandı. Başkan Hüseyin Tavlı belediyecilik çalışmalarının yanı sıra eğitim ve sosyal alanlarda da çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi. Mesudiye Belediyesi tarafından 30. kurultay toplandı. Toplantıda Mesudiye'nin sağlık, eğitim, turizm ve birçok alanda yapılan projeler konuşuldu. Yapılacak olanlar için de bilgiler verildi. Mesudiye Belediyesi tarafından 30. kurultayın meşalesi yakıldı. Meşale töreninde konuşan Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Mesudiye ilçesi için bu zamana kadar emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Mesudiye kurultayımızın 30. meşalesini yakıyoruz. Özellikle Türkiye'de örnek olan bir yapılanma, bir demokrasi şöleni bugün kesintisiz olarak 30. kurultayımızın meşalesini yakarak kurultayımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu zamana kadar bu kurultay emeği geçen
rahmetli olan, öte dünyaya intikal eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu konuda mesudiyemize katkı veren tüm STK başkanlarımıza, geçmiş dönemde herkese teşekkürlerimi sunuyoruz. Mesudiye Kaymakamı Ali Cemal Altunöz de kurultayda alınacak olan kararların hayırlı olmasını diledi. Köklü bir geçmişe sahip olan Mesudiye Kurultayı'nın 33. meşalesini bugün itibariyle yakmış bulunuyoruz. Ben kurultayda alınacak olan kararların Mesudiye'ye iyilik, güzellik, canlılık ve güzel yatırımlar getirmesini temenni ediyorum. Kurultay için şehir dışından gelmiş olan vatandaşlarımıza da hoş geldiniz temennisinde bulunuyor. Mesudiye'de bulundukları süre içerisinde keyifli vakitler geçirmelerini diliyorum. Konuşmaların ardından Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ve Mesudiye Kaymakamı Ali Cemal Altınöz kurultay meşalesini yaktı. Meşale töreninin ardından Yılmaz Korkmaz Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı yapıldı. Divan Başkanı Muzaffer Ünver kurultay bildirgesini okudu. Evet, 30. Mesudiye Kurultayı'nın bildirgesini bilgilerinize arz ediyorum. Ülkemizde doğrudan demokrasinin tek ve en başarılı örneği olarak 30.sunu yaptığımız Mesudiye Kurultayı adına tüm ülke kamuoyuna duyurmak isteriz ki, ilçemizin sorunlarını görüşmek ve kalkınmasını kendi öz gücümüzle gerçekleştirmek amacıyla... Toplantıda Mesudiye'nin sağlık, eğitim, turizm ve birçok alanda yapılan projeleri konuşuldu. Yapılacak olan projeler hakkında ise bilgiler verildi. Kurultay gönüllü bir kuruluş. Yani her senenin Temmuz'un ilk cumartesi günü saat 10'da ve bu salonda davetiyesiz toplanan bir kurultay. Çok ilginç bir yapılanma. O yüzden biz burada ne yapıyoruz? Hemşehrilerimiz bu serbest kürsüde rahatlıkla dilekle temennilerini, bir şeyle ilgili yapılacak olanları burada en güzel şekilde getiriliyor. Divanla ve kurulta yürütme kurulu olarak da diğer kurumlarımızla bizler takip ederek ilçemize gelen yatırımlarımızı takibini yapıyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurultay toplantısı yaklaşık bir saat sürdü. Yani Mesudiye'de neyimiz meşhur dediğiniz zaman çünkü Gülyalı ilçesinde beton yol çalışmaları sürdürülüyor. Gülistan Mahallesi Eminoğlu Caddesi'nde yapılan yol betonlaştırma çalışması hakkında Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe açıklamalarda bulundu. Gülyalı ilçesinde yollarda beton yol çalışması sürdürülüyor. Gülistan Mahallesi Eminoğlu Caddesi'nde yapılan yol betonlaştırma çalışması hakkında Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe açıklamalarda bulundu. Gülistan Mahallesi'nin yol problemlerinin önemli bir kısmının Eminoğlu Caddesi'nde bulunduğunu belirten Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, bu cadde üzerindeki vatandaşlarımız toz ve çamurdan dolayı sürekli şikayette bulunuyordu. Geldiğimiz günden itibaren çalışmalarına başladık. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz betonlama çalışmalarıyla 700 metrelik bir etabın sorununu çözdük. 2020 yılı planlamamız doğrultusunda betonlama çalışmalarımız devam ediyor dedi. Gülyalı'nın yol problemlerinin birer birer ortadan kaldırıldığını ifade eden Başkan Tepe, Gülyalı'da yol sorunu ortadan kalkıyor. Salgın sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklara rağmen planlamalarımızdan sapmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl içerisinde 13 mahallemizde beton yol çalışması gerçekleştirmiş olacağız. Mevcut güzergahlarda betonlaşma çalışması ve yol düzenlemelerinin yanı sıra yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız Gülyalı ilçesinin geleceğine yatırım sağlıyor. Hiçbir vatandaşımızın ayağının çamura değmesini istemiyoruz ifadelerini kullandı. Eminoğlu Caddesi'nin Gülyalı Belediyesi kurulduğundan bu yana belediyenin yol ağında bulunduğunu belirten vatandaşlar tozdan çamurdan kurtulduk. Allah başkanımızdan razı olsun dediler. Şu an 65 yaşındayım. Bu yaşıma kadar 40 senelik bir yol sorunumuz vardı. Sayın Ulaş Tepe'den başkanımızdan çok teşekkürler ederim. Beni tozdan topraktan kurtardı. Mahalle olarak çok memnunuz. Allah razı olsun. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
Ramadanlar. Temelinde güven var. Biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı Doktor Ali Coşkun, Ordu Tabipler Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Coşkun yaptığı açıklamada odaya kayıtlı olan olmayan büyük hekimlerimizle beraber olacağız dedi. Ordu Tabipler Odası seçime gidiyor. Geçtiğimiz haftalarda Tabipler Odası Başkanlığı'na adaylığını duyuran Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Özgür Engünyurt'tan sonra biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı Doktor Ali Coşkun da adaylığını açıkladı. 12 Temmuz Pazar günü orada yapılacak olan Ordu Tabipler Odamızın seçimlerine bu odamızın mensubu olarak ben ve arkadaşlarım da 24 kişi olarak kurullarını oluşturmak üzere, seçilmek üzere girmeye karar verdik. TV52 Haber'e özel röportaj veren Ali Coşkun, amacın Ordu Tabipler Odası'nın sesini daha fazla duyurmak olduğunu söyledi. Amacımız hizmet yapmak, Ordu Tabipler Odası'nı daha yukarılara çıkarmak, sesini daha fazla duyurmak. Hekimler birbirinin kardeşidir diye yola çıktık. Hekimlerin rahat edebileceği, birlikte konuşabilecekleri, çay içebilecekleri, dertlerini anlatabilecekleri, meslektaşlarını tanıyabilecekleri öncelikle bir oda tesis etmek ilk hedefimiz. Seçimde kazananların hekimlerin olacağını ifade eden Ali Coşkun, hekimlere iyi hizmetin sunulacağını belirtti. Kim kazanırsa kazansın, yani bu seçimdir. Mutlaka birisi daha fazla oy alacaktır ama bu seçimin ben inanıyorum ki kaybedeni olmayacaktır. Kazananı hekimler olacaktır. Çünkü amaç hekimlere iyi hizmet sunmaktır. Ali Coşkun, hekimlere verilen kursların yoğunlaştırılmasını sağlayacağını vurguladı. Eğer hekim arkadaşlarımız seçimde bize yetki verirlerse, hekimler odamızı, tabipler odamızı daha bilimsel ve daha sosyal, daha eğitimli duruma getireceğiz. Ne demektir bu? Eğitimli duruma getirmekten kastım şudur. Hekimlerin mesleklerinde onlara yardımcı olabilecek kursları yoğunlaştıracağız. Coşkun son olarak odaya kayıtlı olan veya olmayan bütün hekimlerimiz ile beraber olacağız dedi. En önemlisi de odaya kayıtlı olsun veya olmasın bütün hekimlere bu hizmeti vereceğiz. Artı hekimlerin herkesin, bütün hekimlerin odaya kayıtlı olması için bütün şartları zorlayacağız. Elimizden ne geliyorsa her fedakarlığı onlar için yapacağız. Bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi akşamı TV52 ekranlarında tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın.